Merhaba sevgili Gezip Duruyoruz ailesi. Roma Vlog serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Daha önceki videolarımızda Panteon, Trevi Çeşmesi, Kolezyum ve İspanyol merdivenlerini gezmiştik. Bu videomuzda da Piazza Navona Meydanı, Vittorio Emanuele Abidesi, ayrıca 1760 yılında açılan Roma'nın ilk kafesine gidiyoruz. Son olarak da Castel Angel'da bir akşamüstü gezisi yapıyoruz. Hey Roma, aç kapıyı. Osmanlı geldi. Videomuzun başında size Roma tatilinizde hayat kurtaracak bir bilgi verelim. Roma tren istasyonunda siz de elinizde bavullarla bizim gibi kaldıysanız merak etmeyin. Bunun bir çözümü var. Roma Termini İstasyonu burası. Hemen bakın sağ tarafında böyle bir dükkan var. Dükkandaki abi de çok iyi niyetli bir insan. Valiz başına günlük 4 euro alıyor. Valiz başına 4 euro. Diğer 3 tane nokta varmış. Onları hiç kimse tavsiye etmiyor. Bulursanız burayı bulun bence. Evet, bavullardan kurtulduk. Artık rahat rahat gezebiliriz. Öncelikle Roma'da şehir içi ulaşımı için bilet almanız gerekiyor. Roma'da bütün ulaşım araçlarında geçerli olan 3 ayrı paso bilet türü var. Bu biletler 24 saat, 48 saat ve 72 saat şeklinde. Siz tatil planınıza göre birini seçebilirsiniz. Biz 72 saat olanı aldık. Vittorio Emanuele Abidesi'ne gidebilmek için metroya geldik. Evet arkadaşlar, Roma'da böyle biletler var. Arkadaşlar, metroya bindikten sonra biletleri atmayın çünkü polisler kontrol yapıyor. Vittorio Emanuele Abidesi'ne giderken Roma Forumu'nu çevreleyen bir caddeden yürüyoruz. Bu cadde boyunca Roma İmparatorluğu'nun en önemli yapılarından bazılarını görebiliyoruz. Burada Julius Caesar'ın da bir heykeli var. Caesar'ın hakkı Caesar'a diyerek yolumuza devam ediyoruz. Roma Forumu, Antik Roma'nın kalbi ve Roma İmparatorluğu'nun siyasi, ticari ve dini merkeziymiş. Burada mahkemeler, tapınaklar, dükkanlar, pazarlar ve diğer kamu binaları da bulunuyormuş. Burası bizi gerçekten çok etkiledi. Karşımıza çıkan eserleri anlıyoruz. Burası bir açık hava müzesi gibi. Her heykel, eski tarihi bina var. Eskiden meydan varmış, tamam mı? Böyle büyük bir meydan. Ve içinde böyle insanlar o Roma böyle maletlerle geçiyor. Etekli metekli böyle şıklamamlı. Roma'da sanat ve tarih denilince Venezia Meydanı ve 2. Vittorio Emanuele yapısı akla geliyor. Biz de oraya doğru yürüyoruz. Bu arada anıtın hikayesi ise son derece ilginç. Bir filmde Roma anlatılıyorsa muhtemelen orada Venezia Meydanı ile de karşılaşırsınız. Birçok açıdan hayranlık uyandıran bu tarihi meydan, bu popülerliğini özellikle şehrin en gösterişli yapılarından biri olan Vittorio Emanuele yapısına borçlu. İtalyanlar buraya bir düğün pastasına ve daktiloya benzettikleri için pasta ve daktilo adını takmışlar. Tarihi abidenin girişinde 1. Dünya Savaşı'nda ölenler anısına hiç sönmeyen bir ateş yakılıyor. Ayrıca yapının içinde İtalya Birleşme Müzesi'ne ait koleksiyonlar da sergileniyor. Gelmek istediğimiz saraya geldik sonunda arkadaşlar. Burada inanılmaz bir yapıyla karşılaştık. Yani devasa büyük heykel, nöbet tutan askerler. Arkadaşlar, Silenzio Bellezze. Yani mükemmel. İtalya'ya gelirseniz, Roma'ya gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Pişman olmayacaksınız. Devam edelim Necacığım. Burayı ziyarete geldiğinizde seyir terasına çıkmayı sakın unutmayın. Çünkü anıtın üzerine muhteşem bir seyir terası yapmışlar. Buraya çıktığınızda sizi çok güzel bir Roma manzarası karşılayacak. Sana şimdi tepeden baktım, aziz Roma. Ara sokakların birine daldık. Şu an Roma sokaklarını keşfediyoruz. Çok güzel meydan gibi bir yere çıktık. Bakın şimdi. Harika gözüküyor. Şimdi karşıya geçiyoruz. Şimdi karşıya geç. Allah!
karşıya geçiyoruz. Şimdi ne tarafa doğru? Tarafa doğru. Aa, sokağa bak. Allah'ım, güzelliğe bakın sokağın. Nedir böyle? Tipik bir Roma sokağı değil mi? Roma sokak. Arkadaşlar, sokak normal bir sokak. Heykel normal bir heykel. Etkilenme normal bir etkilenme. İtalya, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biri. Ve bu zenginliği yerinde deneyimlemek için en iyi yol sokakları yürüyerek keşfetmek. İtalya'nın sokakları her bir köşesinde farklı bir sürpriz barındırıyor. Tarihi binalar, dar sokaklar, renkli mağazalar, keyifli kafeler ve restoranlar. İtalya'nın sokakları adeta bir açık hava müzesi. Biz de İtalya gezimizde mümkün olduğunca çok sokakta yürümeye çalıştık. Bu sayede İtalya'nın ruhunu daha yakından hissedebildik. Tarihi mekanları dolaşırken biraz durup dinlenmek ya da kent yaşamını gözlemlemek isterseniz Navona Meydanı'na gelebilirsiniz. Hatta açık konuşmak gerekirse burası fotoğraf çekmek ve yerel yaşamı gözlemlemek için harika bir yer. Biz de İtalya gezimizde Piazza Navona Meydanı'nı görmeyi çok istiyorduk. Navona Meydanı, Bernini'nin en önemli eserleri arasında sayılan Dört Nehir Çeşmesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Piazza Navona, Roma'nın en güzel ve hareketli meydanlarından biri. Şehrin kalbinde yer alan bu meydan her zaman kalabalık. Meydanda dolaşırken sokak sanatçılarının performanslarını izledik. Meydanı çevresindeki kafe ve restoranlarda oturarak ortamın keyfini çıkardık. Piazza Navona Meydanı İtalya'nın en güzel meydanlarından biri. Güneşli bir günde bu meydanı ziyaret etmek bizim için unutulmaz bir deneyim oldu. Arkadaşlar, İtalya turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Roma, alışveriş tutkunları için de bir nevi cennet. Yeme içmeden moda ürünlerine kadar yelpaze çok geniş ve seçenekler de sınırsız. Hadi gelin birlikte biraz çarşı pazar gezelim. Az önce şu restoran göstersin mi? Bizim hani o sulu yemekçiler olur ya böyle hani, sulu yemek tarzında yerel bir restoran içine girdik. Yalnız her şey domuzla alakalı. O yüzden biz her şeyi yiyemiyoruz. Bizim Sevgi Yolu, İzmir Sevgi Yolu'na geldik. Karşıda bakın ana bir cadde var. Ana caddeden çok hareketli insanlar akıyor. Gelin bakalım, hatıra alabilecek bir şeyimiz var mı? Evet, Erco, Çin'e İtalyanca ismimi söyledi. Devam edelim hayatım. Az önce Roma'dan... Ne diyecektim, unuttum. Ben kendime bir şey almadım, biz de loto oynamadık ya. Aa, loto oynayacağız biz burada, evet unuttuk. Şimdi Aşk Çeşmesi'nin orada oynayalım mı? Oynayalım bence. Tamam. Loto. Hepiniz bize şans dileyin inşallah bu... Loto büyük ikramiye bize çıkarsa takipçilerimize ne yapalım ya? Bir kıyak şey yapalım. Ama bozdun şimdi şey. Milli piyango çekilişi, para çekilişi. Çınar'a oynatalım bence Loto'yu ya. Bir tane Çınar, bir tane sen oyna. Çünkü senin de şansın çok fazla. Bir kere adam... Ben İzmir'de milli piyango yapmıştım. Ama adamlar orada bana göre haksızlık yapmışlardı. Çünkü bana çaprazlama 500 çıkmıştı ama vermediler. Ama 10 lira verdik. 10 lira yan 10 tane 10 yan yana geldi. 10 lira aldım. Ay 10 lira verdim, 10 lira aldım. Öyle bir komiklik de oldu. Kolostayı. Beğeni. Baba.
Baba. Messi forması alalım burada. Doğru ama. Bak. Ama sizin? Şuan 20 euro. Alalım mı lan? Trevi çeşmesine çok az kalmış olmalı. Çünkü bayağı kalabalıklaştı. Roma'da nerede alışveriş yapılır diye soracak olursanız sizlere İspanyol merdivenlerinin hemen önünden başlayan Via dei Condotti Caddesi'ni önermek istiyoruz. Burası için İstanbul'un Bağdat Caddesi, Paris'in Şanzelize'si, New York'un 5. Caddesi'nin Roma'daki karşılığı diyebiliriz. Prada, Gucci, Cartier gibi lüks mağazaların yer aldığı cadde belki her bütçeye hitap edemez. Ancak bir alışveriş tutkununun mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Aşkım burada var mı acaba şey? Şimdi Via Fortuna Caddesi'ndeyiz. Bu Roma'nın çarşısı hareketli, güzel. Evet, çok güzel. Çok güzel mağazalar var. İstiklal Caddesi gibi diyebilir miyiz biraz? Ama çok lüks mağazalar var burada İstiklal Caddesi'nden biraz daha farklı olarak. Aşkım çok fazla böyle havalı yani. Çok havalı. Hmm. Akşam oldu yine hava yalnız burada dengesiz bir şekilde soğudu. Olsun ya boş ver. Sen çarşı bizi güzel ısıtıyor için benim ısıtıyor şu an. Evet zaten Roma'daki son akşamımız. Yarın uçağımız var dönüyoruz. O yüzden keyfini çıkartıyoruz her şeyi. Çok aynen. Güzel. Şimdi sizi Roma'nın en eski kafesine götürüyoruz. Burası İtalya'daki Via dei Condotti'de 1760 yılında açılmış tarihi simgesel bir kafe. Aynı zamanda Roma'nın en eski barıymış. Roma'nın tam kalbinde yer alan Antico Cafe Greco, kafein tarihinin bir zaman kapsülüdür. Kapılarından geçmek, espressoya adanmış kutsal bir tapınağa girmek gibi hissettiriyor. Özel sanatsal atmosferi ve zengin tarihiyle burası harika bir yer. Çok havalı bir pastane oturduk arkadaşlar. Ben San Sebastian söyledim. Şu an tanıyorum. Çok merak ediyorum açıkçası. Bunlar yapmıyor. Uyuyoruz. Wow. Sen mi? Sen de. Barda bir fincan kahve içebilir veya bir masaya oturup enfes tatlılarının tadına bakabilirsiniz. İçerisi çok ilginç ve büyüleyici. Servis harika ve süper özenli. Evet, yine harika bir meydan bulduk burada. Çok güzel. Çok geniş. Ama meydanların isimlerini de hiç söylemiyoruz. Çünkü sonra ekleriz oraya, yazarız. Çok değişik isimleri var hepsinin. İtalyanca olduğu için. Şöyle alt kısma yazarız. Roma'daki son durağımız bizi en çok etkileyen yerlerden biri olan Castel Sant'Angelo. Şimdi güzel ara sokaklardan oraya doğru gidiyoruz. Roma'da 2. yüzyıl ruhunu taşıyan ve sizi geçmişe doğru oldukça uzun bir yolculuğa çıkaran Castel Sant'Angelo'da şehrin turist odağı yapılarından biri. Bugünkü görünümü ise Orta Çağ'dan kalma. Tarihi kale ilk olarak mozole formunda Hadrianus ve ailesi adına inşa ettirilmiş. Göz alıcı mimari güzelliğini bir yana koyun, tarihi kalenin paha biçilemez zarif heykelleri, politik geçmişi, müzesi ve sergileri de görülmeden geçilemeyecek türde bir etkileyiciliğe sahip. Evet, Kutsal Melek Kalesi'ne de geldik. Birazdan şu muhteşem köprüden, nehrin üzerinden yürüyüş yaparak çekim yapacağız. Çok süper gözüküyor. Sence Ece'cim? Evet, gerçekten büyüleyici gözüküyor. Ben hani buraya gelmeye ne gerek var demiştim ama şu anda fikrim değişti. Çok güzel gözüküyor. Hadi biraz yürüyelim, Kutsal ben Melek çekim Kalesi. Yapayım seni. Şimdi size bu kaleyle ilgili birkaç ilginç bilgi vermek istiyoruz. Castel Sant'Angelo'yu Vatikan'a bağlayan gizli bir geçit varmış. Papalar özellikle Vatikan'da tehlikede olduklarını hissettiklerinde bu geçitten Castel Sant'Angelo'ya kadar giderlermiş. Kalenin uzun ve çok ilginç bir tarihi var.
Roma'ya giren hemen hemen her işgalci tarafından yağma yemiş bu güzel kale. Kalenin şimdiki adı Castel San Angelo, 590 olayları nedeniyle verildi. Bu yıldan önce imparatorluğu kasıp kavuran ve 25 milyondan fazla insanı öldüren bir veba vardı. Efsaneye göre Melek Mikail, vebayı sona erdirmek için kılıcını kınına sokarak mozolenin tepesinde belirir. Castel San Angelo, Tiber Nehri'nin sağ tarafında mükemmel bir şekilde oturacak şekilde inşa edilmiş. Turistler nehir alanının muhteşem manzarasına sahip olmak için binanın yüksekliğine tırmanabilirler. Castel San Angelo, ziyaretçilere ve turistlere harika bir deneyim için harika bir yer sunan güzel, tarihlerle dolu bir yer. Nehir ve bu muhteşem kalenin bir arada buluştuğu bu manzaradan çok etkilenip Çınar'la birlikte burada en sevdiğimiz şarkıyı söyledik. Kalbin işine bak, yüzün gelmeyin artık. Kalkamaz, ağlar durur, sen uyurken yalnız olamayan böyle mi yapar dersen anlarım. Aşkın içine bak, en güzeline hem var hem yok mu? Bire bire adalet yok ya. Canımı yakar bu sessizlik. Yerimi bilmem, bilmem ne taraftayım. Sesini duymam, ne zamandı Roma, Roma, Roma. Çok sevdik seni Roma. Ben inanılmaz sevdim Roma'yı. Bayıldım arkadaşlar. Roma için tekrar gelmeyi düşünüyorum. Çünkü bu şehre 2 gün yetmedi. Bu şehre en azından 5 gün ayırmamız gerekiyor. Her şeyi doya doya böyle içimize sine sine gezmek için en az 5 gün gerekiyor. Yoksa öyle hızlı hızlı fast bir şekilde çok da içinize sindiremiyorsunuz ama her yerde görmek istiyorsunuz. O yüzden bence 5 gün. Adam haklı. Vidi, Vidi, Vici. Geldim, gördüm, beğendim. Roma'dan bu akşamlık bu kadar. Bundan sonra bilmiyoruz size hangi ülkeden, hangi şehirden sesleniriz. Roma gezimiz de çok keyifli geçti. Herkese tavsiye ediyoruz. Akşam bu bulunduğumuz nokta gerçekten çok güzel. Nehir kenarında insanlar yürüyüş yapıyor, koşuyorlar. Cıvıl cıvıl çok güzel. Roma'nın arka yüzü gibi yani böyle burası çok bilinmiyor herhalde. Daha çok herkes Aşk Çeşmesi, işte Kolezyum ve İspanyol merdivenlerine gidiyor gördüğümüz kadarıyla ama akşam burası da gerçekten görülmeye değermiş. Görüşmek üzere. Ciao.